Gelelim Yusuf Kavuğa. Ya ben çok üzülüyorum böyle kayıpları ararken. Bugün de 130 gün olmuş. Gerçekten Allah yardımcınız olsun. Dün sizin bir sözünüz beni çok etkiledi. Annem hayatta değil. Yani aslında Tuğba şöyle bir şey söylüyor. Yani Allah'tan annem hayatta değil. Evet, bir de o hayatta olup bu acıyı yaşasaydı kadın. Hani iyi ki bu acıyı yaşamamış diye gözyaşı döktüm. Ne kadar acıklı bir şey değil mi? Yani insan annesi için. Hani o acı o kadar büyük bir acı ki. Annem iyi ki bu acıyı yaşamadı diye feryat etti Tuğba. Yok çocuk ortada. 4 ay 10 gün oldu. Bize çok sayıda ulaşan Bursa'dan izleyicim var. Ben Bursa halkına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hazırsa eğer ilk bandımı izleteceğim. Şimdi bizi arayan bir hanımefendi oldu. Hanımefendinin iddiası şu. Ben diyor bu hani Yusuf'un en son görüştüğü Harun Bey'in güzellik Harun Ateş'in güzellik salonunda çalışıyordum. Ama çok korkuyor şu an. Benim can güvenliğim yok diyor. Hatta yayından sonra ekip arkadaşlarımla emniyete gidip ben kendisini eğer arzu ediyorsa koruma talebinde bulunması için yönlendireceğim. Az sonra canlı yayınımızda olacak. Ve onun karşısında da ağlama ve sinir krizi geçirdiği için yayına katılamadığını söyleyen Derya Hanım olacak. Derya Hanım bugün canlı yayınımızda olacak ve iddialara cevap verecek. Onun da bir takım açıklamaları var. Sorularımızı da yanıtlayacak. Ve bu hanımefendiyle de canlı yayında karşı karşıya gelebilecekler eğer isterlerse. Şimdi iddialar enteresan. Birincisi şu, birinden bahsediliyor biliyorsunuz. Hani hep bir çalışandan bahsettik ya. Onun adı Muhammed olduğu iddia ediliyor. Muhammed aslında bu güzellik salonu için anketörlük yapıyormuş. Yaz aylarının başında Kıbrıs'a gidiyor. Ve döndüğünde de bir güzellik merkezi devralıyor. Şimdi bu hanımefendi diyor ki bizde anketörlük yapıp hani evini zar zor geçindiren çocuk Kıbrıs'a gidip geldi. Tam da bu Yusuf kaybolduktan sonra tam o dönemde Kıbrıs'a gönderildi. Geriye döndüğünde nasıl bir güzellik salonu oldu? Biz bunu hepimiz konuşuyoruz diyor. Derya Hanım'ın sosyal medya reklamları yapan kardeşinin aracılığıyla tanıdıklarını, Kübra'nın da işi bittikten sonra bir daha merkeze gelmediğini ama Derya'nın sabahtan akşama kadar Harun Bey'le ofiste el ele göz göze oturduklarını gördüğünü iddia ediyor. Bir iddiası daha var. Hani bir lüks araçtan bahsediliyor ya, aslında o lüks araç Derya'da vardı diyor izleyicimiz. Hani bahsedilen lüks araç eğer Yusuf lüks araca biniyorsa Derya'nın aracına binmiş olabilir diyor. Harun'un kendilerine de yani çalışanlarına kendisini uzman çavuş olduğunu olarak tanıttığını anlatıyor. Bir askeri dövdüğü için meslekten atıldığını söylediğini iddia ediyor. Hatta bir keskin nişancı fotoğrafları varmış. Onu gösteriyormuş ama yüzü gözü kamuflajlı olduğu için yüzü gözükmüyormuş. Bize de diyor keskin nişancı olduğundan bahsediyor diyor. Ve bir iddiası daha var. Harun'un Kurban Bayramı'ndan bir süre sonra kanlı kıyafetlerle güzellik merkezine geldiğini, bunu da babam kurban kesti o yüzden üstüm başım kanlı diye anlattığını aktarıyor ama Kurban Bayramı o geldiğinde geçmişti iddiası. Şimdi Kurban Bayramı 28 Haziran 1 Temmuz bizim çocuğumuzun kaybolduğu tarihte 4 Temmuz Salı. Hadi izleyelim. Gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar. Askerlikten atıldığını söylemişti. Beni tehdit ediyor diyordu sürekli. Çok çabuk öfkelenen, gözü hiçbir şey görmeyen bir insan. Şüphelerin yöneldiği iki isim sevgili miydi? El ele yakın oturuyorlardı. Kanlı kıyafetlerle iş yerine geldi. Kanlı bir şekilde elinin ayağının titrediğini söylüyorlar. Bir cinayete kurban gittiği düşünülen aşçı Yusuf Kavuğ'un son görüştüğü Harun Ateş'in bir çalışanından yayınımızda bahsedildi. Şimdi Yusuf Kavuğ'un kaybolduğu dönemde sizin Bursa Erikli'deki iş yerinizden bir çalışanınızın da ortadan kaybolduğunu iddia eden bir seyirci mi olmuştu? Ortada mı? Tabii ki her gün yanımızda. İş yerindeki çalışanların Harun abiye bir yanlış yaptı. Harun abi onu Kıbrıs'a inşaat işine gönderdik demişsiniz. O Muhammed Bursa'da. Kıbrıs'taydı, Bursa'ya geri mi döndü? Döndü. Bu iddiaların ardından Bursa'da araştırmalarını sürdüren ekibimize Harun Ateş'in eski bir çalışanı ulaştı. Çarpıcı iddialarda bulunan tanık ilk olarak bahsi geçen Muhammed isimli kişiyle ilgili konuştu. Bir süre birlikte çalıştık Harun Bey'le. Muhammed'i de tanırım, onunla beraber çalıştık. Anketörlük yapıyordu. Kadınları yukarı çıkartıp işte güzellik merkezinde ne işlem yapılıyorsa onunla ilgili ikna etmeye çalışıyordu. Bir aileyi geçindirebilecek kadar kazanmıyordu. Hani git en azından bir fabrikada çalış, ileride sigortan olsun, bu sana lazım olacak dediğimizde nasıl gelmeyeyim? Beni tehdit ediyor diyordu sürekli. Kıbrıs'a ne zaman gitti? Yaz başlarında bir süre çalışmaya gitti. Birkaç ay sonra geldi yine de
Bursa'da merkezde bir yerde güzellik merkezi devraldığını duydum. 500 bin liraya çok iyi bir fiyata devraldığını söyledi. 500 bin liraya güzellik merkezi devralınabilir mi? Mümkün değil. İnandırıcı gelmedi. Tanık Yusuf Kavuk'un sevgilisi olduğu söylenen isim ve kardeşini de Harun Ateş'e ait güzellik merkezinde çalıştığı dönemde tanımıştı. Derya Hanım'ı Kübra Hanım aracılığıyla tanıdık. Bizim reklam çekimlerimizi yaptı. Kübra ile reklam olayı bittikten sonra Derya Hanım tek başına gelmeye başladı. Sabah 10-11, akşam 6-7'ye kadar Harun Bey'in ofisinde oturuyorlardı. Televizyonda söyledikleri gibi biz arkadaşız diyorlar ama kesinlikle öyle bir şey yok. El ele, samimi, yakın oturuyorlardı. Sevgili gibilerdi yani. Harun Bey'in ofisinin kapısı cam. Cam olduğu için içerisi gözüküyor. Bütün çalışanlar görüyordu. Planlarını anlatıyorlardı bize. Mekan ismi de veriyorlardı. Şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz diye söylüyor. Saklamıyorlardı yani. Orada çalışan, şu anda da çalışanlar bu ilişkiyi biliyorlar. Yani eğer ifade alınırsa söyleyeceklerdir. Harun Bey bize şey diyordu. Ben çağırmıyorum. İşte kendi zorla geliyor. İşte telefonlarını açmıyorum. Bir geliyorum ki burada. İşte o benim peşimden koşuyor. Akşamları eğlenmeye gidiyorlardı ama sabahları ofise geldiğimizde Harun Bey iyi yatar bir şekilde buluyorduk. Ne oldu diye sorduğumuzda da işte eşimle aram iyi değil, beni eve almıyor. O yüzden burada yatıyorum diyordu. Siz Derya Hanım'ın evli olduğunu biliyor muydunuz? Tabii ki biliyorduk. Bursa Osman Gazi'de olan iş yerinde daha önce de böyle bir vukuattan dolayı iş yeri kapatıldı. Harun Bey'in kendinden yaşça büyük bir sevgilisi vardı. Eşi de bunu öğrenmişti ve şubeye gelip kadını dövmüş. Kadın çalışanlardan biriydi aslında. Daha fazla rezil olmamak için kapatmak zorunda kaldı. Erikli'deki şubeyi açtı. Erikli şubesinde bir müşterimiz vardı. Ürün satıyorduk. Lazer sonrası ya da cilt bakımı sonrası kullanması gereken. Ürünleri iade etmek istediğinde kabul edilmedi. Para iade edilmeyince maliyeye şikayet edildi. Bunun üzerine maliye geldi. O ara Harun Bey iş yerinde olmadığı için evrakları ortadan kaldırmalarını söylüyor. Yani ben gelene kadar hiçbir evrağı yetkililere göstermeyin, saklayın diye tembihliyor. Yusuf Kavuk'un lüks bir araçla Bursa'da görüldüğü konuşulmuştu. Tanık, genç aşçıyla ilişkisi olduğunu reddeden Derya Hanım'ın da lüks bir aracı olduğuna dikkat çekti. Derya Hanım'ın bir arabası var. Lüks bir araç. Güzel bir araç. Bunu herkes biliyor. Hatta iş çıkışlarında çalışan kızları, elemanları evlerine bıraktı. Görmüş olduğunuz araç bu araç mı? Evet, bu araç Derya Hanım'ın aracı bu. Genç aşçının şüpheli kaybını biz gündeme taşıyana dek Yusuf Kavuk'la bir gönül ilişkisi kurduğu söylenen ismin Harun Ateş'le görüştüğünü de öne sürüyor tanık. Siz yayın yapmadan işte 2 hafta öncesine kadar Derya'nın aslında yine her gün orada olduğunu söylediler. Son 2 haftadır falan gitmiyormuş Erikli şubesine. Yani siz yayına başladığınızdan beri gitmiyor aslında. Harun Ateş'in kendisini eski askeri personel olarak tanıttığına dair iddialar vardı. Peki iş yerinde böyle bir şeyden bahsedilmiş miydi? Harun Bey bize uzman çavuş olduğunu, bir astsubayı dövdüğünü, askerlikten atıldığını söylemişti. Yayında reddediyor ama böyle bir şey var. Uzman çavuş olduğuna dair fotoğraflarının olduğunu söylüyordu bize. Siz gördünüz mü hiç? Yere uzanmış bir keskin nişancı fotoğrafı gösterdi ama yüz gözükmüyor. Gözleriyle de çok övünürdü hatta. İşte ben keskin nişancıydım, her şeyi görüyorum gibisinden. Yusuf Kavuk'u en son gören kişi olan Harun Ateş'in sinirli ve çabuk öfkelenen bir yapıda olduğunu da dile getirdi. Yani şimdi bu uzman çavuş meselesi niye önemli? Biliyorsunuz Yusuf, dün konuştuğumuz hani en son fotoğrafını da çeken eski patronuna diyor ki beni bir askeri personel tehdit ediyor. Arsen Bey dün bize yayında söyledi. Bir önceki arkadaşına, Ramo dediği arkadaşına diyor ki Ramazan o polis olarak hatırlıyor. Polis olduğunu söyleyen birisi beni tehdit ediyor diyor. Ama Arsen Bey'e beni bir askeri personel tehdit ediyor diyor. Bu hanımefendinin de iddiası, ben orada çalışıyordum, bize de uzman çavuşluktan atıldığını anlatıyordu. Hatta fotoğraflarını gösterdi, keskin yani nişancı olarak. Yani askeriyle olan bağını ifade ediyor. Evet, bunu aslında Derya Hanım da bilir, şunu az sonra ona da sorarız. Devam edelim. Yusuf Kavuk'u en son gören kişi olan Harun Ateş'in sinirli ve çabuk öfkelenen bir yapıda olduğunu da dile getiriyor. Harun Bey çok sinirlerine hakim olabilen bir insan değil aslında. Argo kelimeler kullanan, çalışanlarına olsun, eşine dostuna olsun sert. Sizin gördüğünüz gibi yayında naif, kibar bir insan değil. Harun Bey bu senenin başında yaklaşık 15-20 gün boyunca kolu sargıda gezdi. Ne olduğunu sorduğumuzda da biriyle kavga ettiğini, münakaşa ettiğini, hak ettiğini, o yüzden eline böyle olduğunu söylüyordu. Çok çabuk öfkelenen, öfkelendiğinde de gözü hiçbir şey görmeyen bir insan. Tanığın şüphesiz ki en çarpıcı iddiası Harun Ateş'in sahibi olduğu güzellik merkezine kanlı kıyafetlerle gelmesiydi. Harun Bey bu yaz aylarında üstü kanlı bir şekilde iş yerine geliyor. Hatta çalışan arkadaşlar ne oldu diye sorduğunda babam kurban
kestirdi. O yüzden üstüm başım kanlı diyor. Renginin sapsarı olduğunu, elinin ayağının titrediğini söylüyorlar. Harun Bey çok titiz bir adam. Asla iş yerine o şekilde gelecek bir adam değil. Mümkün değil ki o şekilde kanlı bir şekilde iş yerine gelsin. Yaşanan bu olaydan sonra Harun Bey'in bir fobisi ortaya çıkıyor. Kapalı alanda kalamıyor. Ofisinde duramıyor. İşte eli ayağı titriyor. Sürekli rengi sapsarı. İşte gözlerinin altının mosmor olduğu, işte uyumadığı bu şekilde söyleniyor. Yaşandığı söylenen bu olay Kurban Bayramı'ndan yani 1 Temmuz'dan kısa süre sonra gerçekleşmişti. Kanlı kıyafet hadisesi aslında Yusuf Kavuk'un kaybolduğu döneme tekabül ediyordu. Bu olay Kurban Bayramı'ndan sonra olan bir olay. Eğer güvenlik kameraları izlenirse mutlaka ortaya çıkacaktır. Bize bu güvenlik kameralarının çalışmadığını söylemişti Harun Bey. Hayır, güvenlik kameraları çalışıyor. Daha önce bir olay yaşadık. Bu olayı kanıtlamak için bizzat kamerayı geri alıp izletmişti bize. Madem çalışmıyor nasıl geri alabiliyoruz, nasıl izleyebiliyoruz? 2 hafta önce yayına başlandığında paniğe kapılı silmiş de olabilir ama kameralar çalışıyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.